sabır ver. İlk gelen benim uğrum olsun inşallah. Sevdiğimiz biri gelirse uğur getirsin. Sevmediğimiz gelirse uğursuzluk. Ağzından yel alsın Fatma. Ne dersin? Ben bakayım. Merhaba Gülben. Merhaba. Adalet içeride mi? İçerideler. Uğursuz kadın. Merhaba. Kaybettik seçimi. Buyur Donis Hanım. Ben size bir şey söylemeye gelmiştim. Şu muhtarlık seçimleri için mi? Ne söyleyeceksen söyle. Biz misafir bekliyoruz Donis Hanım. Evet, ne söyleyeceksen Donis Hanım. Okey. Ben köyün girişine bir HES çadırı kurdurttum. Anlamadım. Yani HES nöbet çadırı kurdurttum. Haydi Necla, geç kaldık, çıkalım da. Ne börek kaldı ne kisir. Tamam, geldim Nurettin, geldim da. Ya hadi be kadın, acele edin. Hiçbir şey bırakmayacaklar bize, geç kaldık, hadi. Selamün aleyküm Nurettin. Aleyküm selam. Geç kardeşim, geç, geç, geç. Mutlu, ne oluyor? Geç. Ne oluyor Mutlu? Duydum sesini. Muhtar bir dur bakayım, bu ne oluyor? Bu nedir? Sevgili seçmenim, eğer iki dakikanız varsa seçim vaatlerimi sıralamak isterim. Daha sonra Muhtar Ali, daha sonra. Şimdi işim var. Ya ne işiniz var ya? İki dakika Nurettin. Olmaz dedim Muhtar, acelemiz var. Ya ne iş aceliniz var ya? Bir dur Nurettin ya. İşim var kardeşim, çekil kapının önünde. Ya çekilmezsek ne olur Nurettin, iki dakika dedi o. Ben de gider oyumu vesileye veriyorum. La ilahe illallah. Şimdi böyle mi oldu? Ya hay hay Nurettin, çekildim ya. Yollar senin olsun Nurettin'im. Hadi güle güle git ya. Ya millet ya, la işim gücüm bunların şantajı. La siz niye çalmaya başladınız? Sakın Allah şaşırma. La gene niye çalmaya başladınız? Sen demedin mi Muhtar Ali? Konuşmadan önce Türkiye, konuşmadan sonra Türkiye. Ben konuşmadım ki, ağzımı bile açmadım. Allah Allah ya, içeride seçmen mi kaldı ki? La çıktılar hepsi, bize buraya gittiler ya. Ya Allah'ım, neydi benim günahım ya? Yürü, yürü, yürü. Ne olacak bu çadır Donis Hanım? Bu çadırda köyün gençleri sırayla nöbetçi tutacak. Yani böylece istenmeyen kişiler köye giremeyecek. Güzel fikir bence Aliysa. Evet evet, bu çadır vesilenin seçim vaadi olarak da kullanılabilir. Çok doğru dersin. O zaman Aliysa barıştık. Yani Aliysa sen ne desen haklısın. Ama bana bir şans daha verirsen seni hayal kırıklığına uğratmayacağım, yemin ederim. Ben olsam bir şans daha verirdim. Bunu sen mi söylüyorsun Adalet? Evet. Tamam. Sana bir şans daha veriyorum Donis Hanım. Really? O zaman ilk üç gün nöbetçi ben olacağım. Yuffi! Aliysa! Biz gidelim artık. Misafirler gelmiştir, oyalanmayalım. Oyalanmayalım. Hadi görüşürüz Donis. İyi günler Aliysa. Donis sevinince de öyle bir coşuyor ki sorma. Yiyin yiyin, bol bol yiyin. Ondan da yiyin, börekten de yiyin. Oldu mu? Getir kızım, getir. Dağıt çayları. Çay ister misin ana? Alırım kızım.
Necla gidelim de. Daha küsür yiyeceğiz. Olabilir Nurettin. Nereye gidiyorsunuz ya? Daha yeni geldiniz. İsterseniz size kocamın muhtar seçilince neler yapacağını bir kez daha anlatayım. Üç kere anlattın Hilmi. Oldu o zaman. Sen uzay ya. Nezle hiç börek almam. Aldım aldım. Kıdes abla versene böreği. Kıdes abladan tarifini aldım. Afiyet olsun. Çıkmadı hala ya. Niye çıkmıyor bunlar? Ya bu dönüsü affetmekle iyi ettin Alice. Ha iyi ettim, iyi ettim. Haklı sen. Ne oldu, ne oldu? Niye baktın? Ha şuradan bir beyaz köpek geçti, ona baktım. Ah gördüm, kara şimşek. Ama o beyaz değil, siyahtır. Kara şimşek değil, onu bilmez miyim? Bu beyazdı. Ya onun adı kara şimşek, adını ben koydum, siyahtır. Alice sen ne adamsın. İlla benim ak dediğime kara diyeceksin. Ha Edalet, kara şimşek doğduğundan beri siyahtır. Yok Alişan, ben iyi ki bu adaylıktan vazgeçmişim. Yoksa seni bu ara öldürürdüm. Ben de seni bu ara öldürürdüm. Kolay gelsin köyler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her şey hazır mı? Hazır, hazır. Ne oldun? Nerede köylüler? Hilmi'ye bırakmıyordur onları. Gelirler, gelirler. Biz geldik. Ne oldu Gonca? Teyze, çok güzel bir fikir bulduk. Hadi söyleyin, nedir? Yani daha doğrusu Serkan buldu. Söyle bakalım Hesçi. Neymiş fikrin? O artık Hesçi değil İhsan abi. Serkan onlarla çalışmıyor. Kovuldu. Oh oh. Ne hayırlı olmuş. Fikir nedir fikir? Sevgili muhtar adayımız Vesile Hanım. Size bir seçim şarkısı yaptık ve onu klibe çekeceğiz. Ha bildim bildim. Ya klip klip. Süper fikir Vesile, süper. Hani müzikli filmli. Çok güzel ya, bayıldım. Ne oldu, çıkmadı mı daha? Bilmiyorum. Hepsi yuttu galiba. Yuttu mu? Parayı yolunda mı yatırdı? Bu ne? Altın mı? Altın mı çıktı? Altın altın bak. Şansa bak. Senden de mi çıktı? Muhtar bu ne ya? Gerçek mi? Altın. Gerçek altın. Demek ki senin kısmetin. Aa oradan da çıktı. Muhtar benden de altın çıktı. Ay. Senden de mi çıktı? Ay altın çıktı bana da. Oğlum senden de Allah Allah. Ya biraz da benden çıksın. Herkesten altın çıktı. Allah Allah ya. Kısmete bak. Benim şansım size bulaştı. Demek ki ne yapıyormuşsunuz? Ha bunu bir işaret olarak görüp kime oy vereceğinizi ona göre karar veriyormuşsunuz. Ha bu altında bir tane de bana çıksa ya. Direğim geliyorum, barış getiriyorum. İşte ben Vesile'yim, yeşili koruyorum. İşte ben Vesile'yim, yeşili koruyorum. Haydi, 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 haydi oy. Dinle benim sesimi. Şey anlatıyorum. Seçersen beni muhtar, olursun sen bahtiyar. Seçersen beni muhtar, olursun sen bahtiyar. Oy oy Vesile, haydi haydi Vesile. Oy oy Vesile, haydi haydi Vesile. Dinle benim sesimi, bir şey anlatıyorum. Seçersen beni muhtar, olursun sen bahtiyar. Vesile de Vesile, oy oy Vesile. Vesile de Vesile, oy oy Vesile. Vesile de Vesile, haydi haydi. Haydi, 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 oy.
Haydi, 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 oy. Sen yuvanın ailesi, çıktı artık foyası. Pek yakında düşecek yüzündeki maskesi. Pek yakında düşecek yüzündeki maskesi. Oy oy vesile, vesile de vesile. 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 Oy oy vesile. Uç oy Nurettinlerden, iki Sevillerden, 15'e kadar ihtiyarlar heyetinden, artı bir deli Recep, ne etti? Onu topla, onu da topla, ona ekle, etti sana 28. Birer kilo pirinç, bir tam tavuk, yarım cevizli sucuk, bir de çikolatalı gofret. Kahvelerinizi getirdim. Ay, sağ olasın kızım. Aferin kızım, aferin. Bir de bir küçük lokum. Anacığım, valla lokum yok evde. Yok, sana demedim kızım. Sana demedim, sana demedim. Size afiyet olsun. Sağ olasın. Emine, bunlar ne ediyorlar balkonda? Ay vallahi hiç bilmiyorum. Teyyar ekip halinde çalışıp duruyorlar. Koyuluyu da altında atmışlar, he mi? Birer çeyrek. Anam buraya enişte doldurmuş. Ya bu bildiğin rüşvet. Vallahi Teyyar, ben bilmiyorum. Karışmıyorum, hiç de ilgilenmiyorum. En iyisini yapıyorsun. Hiç biz karışmayalım, sonra bizim başımıza patlar. Karalahana sarması yine harika olmuş Adalet Hanım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sana da. Herkese. Sağ ol. Ya Vesile, bugün ne oldu biliyor musun? Sizin bu abinizle benim pansiyona doğru yürüyoruz. Karşımıza bir beyaz köpek çıktı. Siyahtı. Kale şimşek. Beyazdı. Siyahtı. Bak gördün mü nasıl inatçı? Ya abi sen de zor adamsın ha. Ya ben şimdi anlamadım. Köpek siyah mıydı, beyaz mıydı? Siyahtı. Üff. İçim şişti ha. Al benden de o kadar Fatma. Senin yediğin kısırlardan şişti için. Beğenmedin, beğenmedin. 5 tabak yedin. Lokmamı mı saydın? Orhan. Yemeğe ne dokunmadın yine? Canım istemiyor anne. Anne, ben çok yorgunum. Hadi kalkalım artık. Daha çok erken kızım. Vallahi çok yorgunum. Daha birer çay daha içerdik. Vallahi teyze ben de çok yorgunum. Kalksak iyi olacak. Ben de yatayım biraz. Ya ne oluyor bu gençlere? Bir yorgunluk, bir yorgunluk. Yo, ben hiç yorgun değilim vallahi. Adalet, madem oğlan yorgun, biz gidelim yatalım. Abi, hadi biz de kalkalım o zaman. Ya yemeğimi bitirmedim. Yemekler nefis olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Adalet, adı üstünde kara şimşek, yani siyah. Ay sana şimşekler çarpsın inşallah. Erkeklere de mavi şemsiye dağıtalım. Ne diyorsun? 97'si cepte Hilmiye. Ya iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz da yetmez. Yarın öyle bir konuşma yapacağım. Öyle bir konuşma yapacağım ki geri kalan seçmeni de kuş gibi avlayacağım Hilmiye. Konuşmanı hazırladın mı? Tabii hazırladım ya. Dinlemek ister misin? İsterim tabii ya.
Böyle kalkacağım. Ellerimi böyle koyacağım. Böyle ufuklara bakacağım. Sevgili Şenyu halkı! Duydum torun sesini. Yürüyün dereye dereye. Patladı ya. Valla şaşırma. Aylar Muhtar Ali'ye. Hilmi'yle kurtacaksın. La ödümüzü kopardınız ya. Seni çağırdım bunları. La yapmayın. Yapmayın. La insan duramıyor ya. Ya ne var? Hiçbir dolup duymadınız. La ne saati? Saati mi var dolumu? Allah aşkına ya. Tamam ya. Ya Çamlı'ymışım burası ya. Nerede kaldın? Ya insan da duramıyor ya. Yapmayın ya. Tamam biz de duramıyoruz ya. Sen demedin mi gece gündüz yanımdan ayrılmayacaksın ey Muhtar Ali? Ya lafın gelişi dedim, öyle mi dedim? La ne adamlarsınız ha? Gidin evinize yatın, sabah gelirsiniz. Allah Allah ya. La çağırsak durmazlar ya, ne adamlar ya. La istesen olmaz ha. Kovanların yerini hallettim. Sen ne yaptın bugün? Kasabaya indim baba. Çok mu yordun kendini Orhan'ın? Yüzün gözün hep solmuş. Yok anne, seçim falan koşturduk ya ondandır. Yarına bir şeyim kalmaz. Yorma kendini. İstemiyorum seçim meçim. Tamam annem, tamam iyiyim. Merak etme sen. Oh. Ne gündü ama ya. Asil anana ne günüydü. Öyle değil mi geleceğin muhtar vesile? İnşallah derim ama hemen de havaya da girmeyin derim. Hadi ben yattım, iyi geceler. Ben de yatıyorum. Ben de böyle geleceğin muhtarı olarak ortada kalıyorum. Ay bismillah. Abla! Abla! İmdat! Abla! Ne oldu ki? Gulyabani gördüm abla. Gülüyor. Bir sus dur. Bir şey. Teyze. Ay teyze bayıldı. Anne koş, teyzem bayıldı. Oy. Veteriner tip suzu. Ne işi var anne bu adamın burada? Ben nereden bileyim? Ah bir bilsem. Gözlerinizi açın Ömer Lütfü Bey. Duyuyor musunuz? Fatma. Hı. Kenduna gel. Gulyabani gördüm abla. Gulyabani değilim. Veterinerim. Fatma! Ne işi var bu adamın burada? He? Ne işin var senin burada? He sen bak köpek dedin. Ben size demedim. Fatma Hanım, köpeğe dedim. Köpeğe mi dedin? He, ona dedim. Köpeğe dedim. Köpek demedin yani. Yok yok, köpek dedim. Ama köpeğe dedim. Özür dilemek için geldim. Köpekten mi? Ha sizin köpeğiniz batsın! Ana akıl fikir versin! Tövbe tövbe! Köpek meselesini anladım de. Neden pencerenin arkasına saklandınız? Yani açıkçası çok bilinçli bir hareket değil yani Fatma Hanım. Öyle içimden gelerek gayri insiyaki bir şekilde pencerenin arkasına saklandım. İlahi Ömer Lütfü Bey, çok enteresan bir insansınız. Ya gerçekten öyle miyim Fatma Hanım? Öylesiniz tabii. İçimde hep sizi keşfetme ihtiyacı duyuyorum. Nasıl yani Fatma Hanım? Yani öyle sizi didik didik etmek, parçalara ayırmak, öyle sizi incelemek. İnanmıyorum size Fatma Hanım. Ne oldu, korktunuz mu? Hayır, yani biz bilim insanları olarak da hep böyle çalışırız. Yani hayvanları anlayabilmek için. Misal bir tırtılı, yani misal bir soluncanı,
Misal bir kelebeği anlamak için böyle mikroskobun altına koyup onları didik didik inceleriz. Demek ki sizin bana olan ilginiz bilimseldir. Yok, bilimsel demeyelim de daha çok ele geçirme arzusu diyelim. Anlamadım. Neyse, boş verin onu. İşte konuşa konuşa sabaha yattık Ömerli Tübey. He, öyle oldu. Bakın yani güneş bile doğuyor yani Fatma Hanım. Yani ne kadar çok konuşacak şeyimiz varmış. Öyle değil mi? He, sanki biz birbirimizle konuşmak için yaratılmışız. Ne dersiniz? He, bir tabii. Yani doğru derim yani Fatma Hanım. Sizinle konuşmaya doyamıyorum doğrusu. He, ben de. Yani sizinle biz sanki böyle elmanın iki yarısı gibiyiz. Yani daha doğru söylemem gerekirse, hani bir öküzün iki boynuzu gibiyiz handeyse. Öyleyiz tabii, öyleyiz. Öyleyiz ya. Fatma Hanım, size bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii. Şu üzerinizdeki şalı rica edebilir miyim? Anlamadım. Çok üşüdüm de. Yani geceden beri söyleyeceğim ama bir türlü söyleyemiyorum. Eğer biraz daha burada kalırsak soğuktan donatacağım. E bunu verirsen ben donarım da. Ya ama benim daha çok ihtiyacım var Fatma Hanım. Yani gördüğünüz gibi dudaklarım büzüştü. Yani dişlerim zangırdamaya da başladı. Ya Ömer Lütfü Bey siz de yani mevsim bellidir sonuçta. Geceler soğuk oluyor. Yani siz şimdi bu ellerinizi veriyor musunuz, vermiyor musunuz bana ısınmak için? Ya bilemedim ben şimdi. He, bilemediniz yani. Öyle mi? Şimdi öyle mi oldu? Peki, tamam. Öyle olsun. Görüşürüz Fatma Hanım. Ya nereye? Ömer Lütfü Bey, siz yanlış anladınız beni. Bak şimdi, Ömer Lütfü Bey, Lütfü Bey. Günaydın kardeşim. Günaydın. 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 Ya haydi. Nereye gidiyor bu çocuk? Ne işleri var bunların sabah sabah? Allah Allah. Her gün aynı şey, her gün aynı şey. Bu işin içinde bir bit yeniği var ama. Oy, bu da ne böyle? Saçları mı dökülüyor oğlumun? Aynı babası gibi ya. Bana mı seslendin Hayriye? De Hayati, baksana Orhan'ımın yastığında saç bulduk. O da senin gibi. Saçları erken dökülecek. Ne yapalım Hayriye? Genetik diye bir şey var. Yazıktır oğluma ya. Ne güzel saçları vardı. Hayriye hatırlıyor musun? Benim de gençliğimde böyle lüle lüleydi saçlarım. Ama ne yapalım ki döküldü ya. Senin gibi olsun istemem. Artık saç ekiyorlar. Gitsin ek dursun. Saçma sapan konuşma Hayriye. O da senin gibi kel mi kalsın Hayati? Ne varmış kelliğimde?
Ayrıca benim başka karizmam var. Karizma? Evet. Sen ve karizma. Bak Ayrıca, karizmanın saçla başla alakası yok. Hayattaki dik duruşunla ilgili. Anladın mı? Ya şaka yaptım diyorum. Dinlemiyorum efendim sizi. Üşüdüm diyorum, dondum diyorum. Hatta titredim diyorum ya. Yani insafsız mısınız Fatma Hanım? Ömer Lütfi Bey. Ömer Lütfi Bey. Ömer Lütfi Bey. Beni bir dinler misiniz? Efendim Fatma Hanım buyurun. Demek bağ küstünüz. Evet küstüm. Kirildiniz. Evet çok kirildim. Ama ben bu lafların hepsini yediririm size. Yemem efendim, teşekkür ederim. Ben söylediklerimin hepsinin arkasındayım. O kadar emin olmayın. Hayır efendim, çok eminim. Bak pişman olursun. Hayır, olmam. Demek öyle. Öyle. Ömer Lütfi Bey. Ömer Lütfi Bey. Ya ne oldu ya? Ömer Lütfi Bey! Nasıl hissediyorsun Orhan? Daha iyiyim. Dün yorgundum bayağı. Ne vardı beni sevecek Gülben? Tamam, tamam. Üzülme hemen. Merak etme. Atlatacağım bunu da. Gör bak. Hah, böyle konuş işte. Evet Orhan. El birliğiyle yeneceğiz bu hastalığı inşallah. 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 Efendim baba. Neredesin sen teyyar ya? Oğlum hesaba yemeden nereye gidiyorsun sen ya? He tamam bir dinle insanı ya dur. Akşam sana bir liste vermiştim ya. Hatırladın mı onu? Hatırladım. Hah. Şimdi o kağıtta yazan sepetleri yaptırtmayı unutma. Yok da niye unutayım ya unutmam. Bir de o minibüsü al sanayiye götür. Seçim otobüsü haline getir. Tamam mı? Anladın mı? Ya tamam ben hepsini halledeceğim. Merak etme. Tamam. Haydi çav. Ya çav mı dedin? Ya bana da babam dedi. Nedir bu çav? Çav ne ya? Evet arkadaşlar. Bugün hata istemiyorum. Bir eva ya da esnafa ziyarete gittiğimizde öncelikle ben selamun aleyküm diyerek içeri giriyorum. Karşı haliyle aleykümselam diyor. Siz müziğe başlıyorsunuz. Sonra duruyorsunuz. Ben seçim propagandamı yapıyorum. Ve önceden hazırladığımız sepetimizi seçmenime takdim ediyorum. Siz gene horona başlıyorsunuz. Anlaşıldı mı Adem? Anlaşıldı doktor. Tamam. Hadi bakalım. Bu şekilde hatasız bir... Şşş. Alo hop. Erdem, bir dakika. Selamün aleyküm Erdem. Aleyküm selam Muhtar Ali. Duydum kulun sesini, indireye dereye. Sakın ola şaşırma, oyla Muhtar Ali'ye. Bilmeyen o kocası, şey olan o yüzaki. Oyun ona veki, yüzün gözün her vaki. Arkadan dokunsana. Ya tamam anladık güzel oynuyorsunuz. Beni de oynattınız. Herkesi oynattınız da. Niçin oynuyoruz acaba şu anda? Dedikodu yapıyoruz muhtar. Ya ben böyle mi dedim ya? Esnaf mı var? Eva mı girdi? Bir durun ya. Yapmayın böyle. La havle ve la kuvvete her dediğini yaptık gene yarınemedik. Nedir bu ya? Muhtar adayımız Vesile Hanım burada konuşma yapacak da ona hazırlık yapıyoruz. Yapma ya.
Kimden izin aldınız? Bunun için izin mi alacaktık muhtar? Evet, izin almanız gerekiyordu. Bir yardım. La... Ay... Kamu görevlisi! Kalk da müdahale et bak, adamlar kürsü dikiyorlar oraya. Oturmuşsun oraya Güneş'e, Ahmet amcayla. Hey! El kol hareketi yapma! Terbiyesiz! Amirin konuşuyor seni. Hastanede böyle demiyordun Cavit Efendi. Yatak beni yuttu, imdat, imdat diye bağırıyordun. Bana bak Muhtar. Karşında devletin bekçisinin olduğunu unutma. Vallahi gözünün yaşına bakmam, atarım seni içeriye. Atar sen! Ben size demiştim ama Lütfi Beyciğim. Pişman olabilirsiniz demiştim. Ya ben sizden binlerce kez özür dilerim Fatma Hanım. Ben sizin esmeri yaptığınızı anlayamadım ki. Yani ben ne kadar eşekmişim. Ben ne kadar kot kafalı bir adammışım. Yani ben ne kadar gözünün önündekini göremeyecek bir adammışım. Ben açıkçası sizi ne kadar seviyormuşum Fatma Hanım. Öyleyse yarın görüşürüz. Görüşürüz değil mi Fatma Hanım? Görüşürüz tabii. Ama sakın beni unutmayın he. Yok canım, ben unutmam ne mümkün. Yarın bekliyorum. Bekleyin Fatma Hanım. Yarın beni bekleyin. Bitti bu iş. Bugün erkencesin Muhtar Ali. Hayırdır? La tamam ittirmeyin ya. Sanki ilk defa giriyorum ha. Ya ben bilmiyor muyum ne... Akşama kadar tutun bunu. Devletin kolluk kuvvetlerine hakaret etmek ne demekmiş öğrensin. He, tutun beni. Devletin kolluk kuvvetleri. Ola Cavit. Ola Muhtar. Cavit. Sana karşı olan hislerim katlanarak artıyor. Haberin olsun. Ben de sana karşı boş değilim yani. Terbiyesiz! Sen geri dur ahlaksız! Lan boğarım seni! Lan hareket yapma! Cavit, Cavit gel buraya. Cavit gitme. Cavit bir şey soracağım. Cavit, ben kendime cevabını veremiyorum. Ben seni o gün niçin öldürmedim? Cavit gel gel. Cavit, ben seni o gün niçin öldürmedim? Bana mantıklı bir cevap ver. Niçin öldürmedim o gün ben seni? Ağzın kulaklarında veteriner efendi. E olabilir ağız bu. Fatma Hanım'la aranızda ne var? Ya acaba sana ne bildi? Şimdi de Şenyuva köyünden Fatma Hanım'ın isteğini çalıyoruz. Bu şarkıyı tüm ilim ve bilim insanlarına armağan ediyoruz. Hayalim uç elime, o da şöyle evli mutlu çocukluk. Hayalim uç kelime, o da şöyle evli mutlu çocukluk. Bak öldürseydim iyiydi ya. Gömerdim dibinden aşağı. La kimse de bulamazdı ya. Ah benim kafam.